Fatih Bey merhaba, ben Mehmet Tosunar, elektrik öğretmeniyim. Uzun süredir aklımda olan bir konuydu ama ülke gündemi o kadar dolu ki bu dolulukta sizlerin de yoğun olarak çalıştığınızı düşündüğüm için daha müsait bir zaman bekledim ama görünüşe göre böyle bir zaman olmayacak. Ülke olarak maalesef okumuyoruz, özellikle de gençlerimiz. Bir süredir derslerimi video kaydını alıyorum ve bunları internette yayınlıyorum. Belki istifade etmek isteyen olabilir diye. Kendi videolarımı izlerken şunu fark ettim. Öğrencilerimden gelen geri dönüşlere bakarak çok sık bir şekilde anlatabildim mi cümlesini kuruyorum. Bu aslında üzücü bir durum. Çocuklarımız bir avuç kelimeyle hayatlarını geçiriyorlar. Kendilerini ifade etmekte zorlanıyorlar. Bazen konuşulanları, dinlediklerini kaçırdıkları oluyor. Teneffüslerde kitap okuyan öğrencilerimi gördüğüm zaman, roman okuyan, hikaye kitabı okuyan öğrencilerimi gördüğüm zaman çok seviniyorum ama maalesef bu manzarayla çok sık karşılaşmıyoruz. Yıllar önceydi edebiyat öğretmenlerimiz sınavda hani şu Mihriban şarkısı var ya, onu şiir olarak sormuşlar ve ne anlatılmak istediğini öğrencilerimizden yazmasını istemişler. Bir öğrencimiz lambada titreyen alev üşüyor mısrasını şiir frekansı düştüğü için lamba kırpık yönü şeklinde açıklamış. Evet, öğrencimizde oradaki lambanın karşılığı yok. Oradaki kelimenin öğrencimizde karşılığı boş. O nedenle bu şekilde bir açıklama yazmış. Bir videonuzu izlemiştim. Videonuzda ben kütüphanemde kitap tutmam, okuduğum kitapları dağıtırım demiştiniz. Açıkçası çok da kütüphanemde kitap biriktirmeyi sevmiyorum. Niye? Okuduğum kitapları eğer ben bunu bir daha okurum demiyorsam ya da ya bu kalsın kızıma, eşe, dosta okuturum demiyorsam kente dağıtıyorum. Okullara çok yolluyorum. Zaten talep de geliyor. Kitap okunması için, kütüphanede durması için değil. O yüzden çok sevdiğim kitapları dağıtıyorum. Size tavsiyem o. Bir daha okumayacağım dediğiniz kitapları okuma arzusu duyanlara ve imkan bulamayanlara vermekte fayda var. O nedenle ben size bu videoyu çekiyorum ve sizden yardım istiyorum. Sizden ricam şu. Okuduğunuz bir kitabın kapak sayfasına size ait ya da hoşunuza giden bir başka sözü bunca yıllık hayat tecrübenizden damıtarak yazmanız ve öğrencilerim için bana göndermeniz. Açıkçası ben bir motivasyon yakalamaya çalışıyorum. Öğrencilerime kitabı sevdirmek, öğrencilerime kitap okutabilmek için bir motivasyonun peşindeyim. Ve bu konuda da sizden yardım istiyorum. Belki programlarınızda bunu gelenek haline de getirebilirsiniz. Gelen konuklarınız yanında getirdikleri kitapların, okudukları kitapların kapak sayfalarına kendilerine ait ya da bir başkasına ait sevdiği bir sözü yazıp öğrencilerim için bana gönderebilir. Açıkçası bir motivasyonun peşindeyim. İsteğim, sizden ricam bu. Hatta hayatlarımız sosyal medyada yaşıyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız sosyal medyada çok fazla vakit geçiriyor. Belki bu yazdığınız cümleleri, resimlerini çekip sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız belki buradan bir akım başlatabiliriz. Belki bu sayı daha da artabilir. Bu konuda sizlerin desteklerini bekliyorum. Çok teşekkür ederim.